Tamam. Dördüncü konuşmacımız da gelmiş. Buyurun, Mehmet Deveysi Dört Budaklı Beyefendi, Manisa Lalesi Ahmet Şemsettin Marmaravi Hazretleri adlı konuşmasını sunacaklar. Sayın Başkan, muhterem gönül dostları, ehli diller, saygıdeğer hazirun. Evveli selamlarım, ahiri selamlarım, zahiri selamlarım, batını selamlarım. Ve siz gönül dostları, sizleri selamlarım. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Burada bir gönül dostundan bahsedeceğiz. Öyle bir gönül dostu ki aradan 500-600 yıl geçmesine rağmen tüm gönül dostları gibi. Hazreti Yunus'un buyurduğu gibi ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Ölmeyenlerden bahsediyoruz iki günden beri burada. Ve onlardan birisi de Manisa'da Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri. Ahmet Şemseddin Marmaravi Efendi halen Manisa'ya bağlı Göl Marmara ilçesinde İsa adında bir zatın oğludur. 1435'te doğmuş ve 1505'te Manisa'da vefat etmiştir. Hazret kendisini Marmaravi diye tanıtır. Camiül Esrar adlı eserinde şöyle bahsetmektedir kendisinden. Saruhani İbn İsa, Derviş Ahmet ismimiz, Marmara'da vakı olmuş mevlidimiz, cismimiz. Bu beyitte belirtilen kendisiyle alakalı hususları bir başka eserinde mensur olarak şöyle kaydetmektedir. Bu fakir ki İsa halife oğlu Ahmet'tir ve Marmaravi'dir ve yiğitbaşı demekle meşhurdur. Şimdi buraya kadar ifade edilen hususlardan hareketle müellifimizin adı ve nispesi şöyledir. Saruhanlı İsa'nın oğlu olup Göl Marmara'da doğan Yiğitbaşı Ahmet Şemseddin'in doğum tarihi 1435-1436 olarak belirtilmekte. Vefat tarihi ise kesin belli değildir. 1495, 1505 ve hatta 1594 olarak da söylenmektedir. İlk tahsilde babasının yanında başlayan Ahmet Şemseddin Efendi Hazretleri, daha sonra yine onun vasıtasıyla Uşak'ın Kabaklı köyüne gitmiş ve orada irşat hizmetlerini sürdüren Alaaddin Uşaki'den de manevi eğitimini tamamlamıştır. Maddi ve manevi ilimlerdeki tahsilini ikmal ettikten sonra Manisa'ya dönen Ahmet Şemseddin Efendi, burada vaaz-ı nasihatlerde bulunmuş, ilimle meşgul olmuştur. 1485'te Şeyh-i Alaaddin Uşaki Hazretlerinin Hakk'a yürümesi üzerine de onun halifesi olarak Manisa'da irşat hizmetlerini yerine getirmek için posta oturmuştur. Yaşadığı yıllara baktığımızda Ahmet Şemseddin Efendi, 2. Murat, 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet, 2. Bayezid-i Veli dönemlerini idrak etmiştir. Manisa'nın şehzade şehirlerinden olması hasebiyle Fatih'le burada tanışmış olması muhtemeldir. O tarihlerde bazı tarikatların yanlış düşünce ve yaşayışları hakkında hakemlik yapmak üzere görevlendirilmiş ve bu konudaki gayet başarılı hakemliğinden dolayı da kendisine Yiğitbaşı ünvanı verilmiştir. Bu tarihten sonra Yiğitbaşı Veli olarak tanınan Ahmet Şemseddin Marmaravi'nin böyle önemli bir konuda ve Osmanlı Devleti'nin baş şehrinde vazife almış olması, onun manevi kemali hak yanında ilmi üstünlüğünü de göstermektedir. Tevhid, akaid, tasavvuf, tarikat, mürşit mürit,
ahlak ve edebe dair irili ufaklı manzum ve mensur 14 eser yazan Yiğitbaş Veli bu asrın önemli bir şahsiyetidir. Bu eserlerin çeşitli şehirlerdeki el yazma kütüphanelerinde yüzlerce nüshasının bulunması halk nezdinde Hazret'in ne derecede hüsnü kabul gördüğünün bir ifadesidir. Yiğitbaşı Veli, ilim irfan yolundaki tahsili, vaaz ve tedris faaliyetleri, terbiye ve irşat hizmetleriyle dolu dolu geçen 70 senelik ömrünü 1505'te tamamlamıştır. Manisa'da vefat etmiştir. Kabri o tarihlerde Seyit Hoca, Seyit İbrahim Hoca, bugünkü adıyla Adakale mahallesindeki tekkesinin bahçesindedir. Şu an tekkenin bulunduğu yere bir cami yapılmış, kabri de bu caminin bahçesinde olup ziyaret edilmektedir. Yiğitbaşı Veli'den sonra tarikatı birçok geniş coğrafyaya yayılmış ve yüzyıllar boyunca tesirleri devam etmiştir. Halvetiler arasında ortak oğlu olarak tanınan Ahmediye Şubesi daha sonraları dört ana kola ayrılmıştır. Bu kollar vasıtasıyla da tesirleri Balkanlara kadar devam etmiştir ve halen günümüzde de devam etmektedir. Balkanlarda Hazret'e bağlı birçok gönüllü insanı yaşamakta ve oradan Türkiye'ye gelip yerleşen birçok gönüllü insanları var ve o zata bağlı olan kişilerden şu an aramızda da oturan gönül dostlarımız mevcutlar. Eserlerine gelince, ilk eseri ve en önemli eseri Manzum Cami'ül Esrar adlı eserdir. Hazret'in en hacimli eseri olup tamamı manzumdur. Genel olarak mesnevi nazım şekliyle ve aruz vezninin mesnevi kalıbıyla, failun kalıbıyla yazılmıştır. Mesnevi demiştik, ancak manzum nefsin mertebeleri anlatılırken her mertebede mesneviden öte birer kaside yer almaktadır. Bu kasidelerden bir bölümü de biraz önce arz ettiğimiz Saruhani İbni İsa Derviş Ahmet ismimiz Marmara'da vaki olmuş mevlidimiz cismimiz beyti de bu kasidelerin birisine geçmektedir. Yiğitbaşı Veli Hazretlerinin bir diğer eseri Risale-i Tevhid adlı eseridir. Varlıkların mayası, nefis ve ruh, itikat, tevhid, şeriat, zikir gibi konuları bir mutasavvuf olarak ele almakta ve bu yolun saliklerine tavsiyelerde bulunmaktadır. Bunun dışında kelami konulardan olan Rüyetullah ve Hazreti Peygamber'in rüyada görülmesi gibi konular da bu eserde mevcuttur. Sülük ehli hakkında daha önce yazdığı iki eserin muhtasarı olan eseri Mukaddimetül Saliha'dır. Keşfül Esrar adlı eser Hazret'in dördüncü eseridir. Bu risalede ilim ikidir. Biri dil ile öğrenilip, okunup öğrenilen ilimdir. Diğeri de gönül ilmidir. Mealindeki hadis diye rivayet olunan metin etrafında durulmaktadır. Önce Cenab-ı Hakk'a nasıl iman edileceğinden, kelime-i tevhidin manalarından bahsedildikten sonra Ehlullah ve Ebrar konusu anlatılmaktadır. Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretlerinin Ravzatül Vasilin adlı eserinde önce Cenab-ı Hakk'ın zat-ı ahadiyetine dair konuları ve esmasından bazılarının manalarını anlattıktan sonra saliklerin ahvalinden bahsetmektedir. İrfanül Marif eserinin başında ulema-i zahir ve ulema-i batın terbiyelerini ve irşatlarını beyan eder der. İrfanül Marif adlı kitabın konusunu da burada belirtir. Risaletül Huda ve Hurde-i Tarikat Yiğitbaşı Veli Hazretlerinin tarikat adabına dair yazmış olduğu iki ayrı risaledir. Bu iki risale ayrı ayrı yazmalar olarak kaynaklarda kayıtlı ise de konuları itibariyle birbirini tamamlayan eserlerdir.
Bu iki risalede Yiğit Başveli'nin kendisine intisap eden saliklerin manevi eğitimlerine riayet etmeleri gereken esaslar, müritlerin şeyhlerine, ihvana ve diğer tarikat mensuplarına nasıl davranacakları anlatılmaktadır. Diğer taraftan müritleri ibadet ve zikir konusunda dikkat etmeleri gereken hususlar, edep, erkan ve ahlak konuları en ince ayrıntılarına kadar bir bir anlatılmaktadır. Tarikat adabını şöyle beyan eder. Kıllet-i taam ve kıllet-i kelam ve kesret-i sıyam ve kıyam-ül leyl ve zikr aleddaim ve uzlet anil avam ve sohbet-i zevat-i kiram ve lokma-i halal daima hakka ikbal ve iclali üstad ve şeyh-i piran beynel havfi ve reca olup ahir ömürde hakka talip ola. Günümüz Türkçesini aktarırsak, kıllet-i taam yiyeceğin azlığı, kıllet-i kelam sözün azlığı, kesret-i siyam orucun çokluğu, kıyam-ül leyl geceleri uyanıp zikretmek, kıyam-ül leyl ve zikr alet daim geceleri uyanıp daimi olarak devam ederek zikretmek ve uzlet anil avam ve halktan uzaklaşmak, avamdan uzaklaşmak daha doğrusu. Sohbeti zevat-ı kiram, zevat-ı kiramın sohbetinde bulunmak. Bu sözler bizlere aynı zamanda Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin de vasiyetini hatırlatmakta. Daima Cenab-ı Hakk'a ikbal ve iclali üstad-ı şeyh-i piran beynel havf ve reca olup korku ve ümit arasında olup ahir ömründe son ömrüne kadar ömrünün sonuna kadar hakka talip olmak. Ahmet Şemsettin Hazretleri müritlerine diğer tarikat mensuplarına nasıl davranacaklarını da Hurde-i Tarikat'ta şöyle izah eder. Ahar tarikta olan fukarayı gördükleri vakit sükut edip vakar üzere olalar. Ve onların huzurunda kendilerinin şeyhin methetmeyeler. Bir başka tarikattaki dervişleri gördükleri zaman vakar üzere olup onlar karşısında eğilmeyip kendilerini ortaya koyalar. Ve onların huzurlarında kendi şeyhlerini methetmeyeler. Belki onların şeyh ve azizlerini methedeler ve onların şeyh ve büyüklerini methetsinler. Muhabbet etmekle muvaffakat edeler ve muhabbet etsinler, sevgi göstersinler. Ve tariktaş olan karındaşlar ve aynı tarikatta olan kardeşler ile de güzel bir ahlakla geçinsinler diye buyurmaktalar. Sonunda da bunlara uyulursa maksada vasıl olacağını ifade ederler. Bir diğer eserlerin isimleri, Etvarname-i Seba adlı eserinde nefsin yedi makamı ve bu makamlardan geçen müridanın yapması ve yapmaması gereken işler anlatılmaktadır. Tabakatül Evliya'da çeşitli tasavvufi istilahlar açıklanır. Ahvalül Ebrar Risalesinde Ebrar ve Mukarrebundan ve onların amellerinden bahsedilmektedir. Bu meyanda ahlak-ı hamide ve ahlak-ı zamime hakkında, kötü ahlak hakkında ve güzel ahlak hakkında bilgiler verilmektedir. Hacim bakımından oldukça küçük olup iki varaklık bir eserdir. Silsile-i Ehli Tarikat bir varaklık bir eserdir. Yiğitbaş Hazretlerinin silsilesi kayıtlı olduğundan bu isimle anlatılmaktadır. Bahreynil Aşk da iki varaklık bir eserdir. Ahlak-ı hamime, güzel ahlak ve zemimeden ve kötü ahlaktan bahsedilmektedir. Mehmet Bey toparlanabilirsiniz. Toparlıyorum efendim. Hazret hakkında en kapsamlı çalışmayı şu an Antalya İlahiyat Fakültesi hocalarımızdan Profesör Doktor Ahmet Ökke doktora çalışması olarak çalışmıştır. Ahmet Ökke Hoca Risale-i Makalat-ı İbn Arabi adlı risalesinin Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin füsusundan bazı bölümlerin tercüme edilmiş olabileceğini söylemektedir. Yiğitbaş Veli Hazretlerinin tasavvuf anlayışına gelince, onun temel özelliklerine gelince, Ahvalül Ebrar adlı risalesinde şöyle buyurur. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmanın
ittisaf anlamına geldiğini ve bundan da maksadın tasavvuf olduğunu belirtir. Bu durumda müellifimizin tasavvuf anlayışının en temel özelliği Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmaktır. Hurde-i Tarikat Risalesi'de ise o tasavvufi çevrelerde oldukça yaygın olan tasavvuf baştan sona edepten ibarettir sözünü zikreterek tasavvufun adaba ait yönünü ortaya çıkarır. Nasıl ki İslam beş temel üzerine bina edilmişse de tasavvufun da aynı şekilde beş temel esasının bulunduğunu belirten Yiğitbaş Veli'ye göre bunlar, az konuşmak, az yemek, az uyumak, uzlet ve devamlı zikirdir. Yine tasavvufun ve tarikatın başlıca üç boyutundan söz eden müellifimize göre tefekkür, havatır ve esma ile tabirattır. Bir menkıbesini burada sizlere arz edip sözlerimi bitireceğim. Yiğitbaş Hazretleri Manisa'ya gelince bugünkü türbelerin bulunduğu yere yerleşir, dergahını kurar, bir gün çarşıya çıkıp 5-10 amele tutar, dergaha getirir. Onlara zikir talim ettirir ve akşamüstü de yevmiyelerini verir. Bu iş birkaç gün sürer. Bu arada ameleler işin farkına varırlar, derler ki bu ne iştir, hem ibadet ediyoruz hem para alıyoruz, bu çok ayıp oluyor. Gündüz işe gidip gece zikre gelelim derler ve dergaha alışırlar. Bu defa komşular rahatsız olurlar ve Yiğitbaş Veli Hazretlerini şikayet ederler. Dervişimiz, şeyh efendi, dervişlerine birkaç gün gelmeyiniz der ve çarşıdan 5-10 tane deste alıp içlerine su doldurarak dergahta onları boy sırası yapar ve zikre başlar. Destiler de kendileri gibi zikre iştirak ederler. Komşular bu hali ibretle izlerler, gelip af dilerler. Böylece de Hazretin büyüklüğü bir kez daha anlaşılır. Yiğitbaş Veli Hazretlerinin zikrettirdiği amelelere yevmiyelerini vererek onlara dergaha alıştırır ki bu şeyhlerin insanları doğru yola celbetmek için her yolu denediklerini, can ve mallarıyla bu yolda hizmet ettikleri mesajını vermektedir. Ancak zikir esnasında olan gürültüden rahatsız olan etrafın şikayeti üzerine bu düzen bozulma tehlikesi yaşar. Yiğitbaşı da testilere zikir yaptırarak hem velayetini hem de tevhidin hiçbir zaman ve hiçbir yerde susturulamayacağını ispat eder. Bu arada testilerin zikri yeryüzünde her şeyin Allah'ı zikrettiği ayetine de telmih yapılmakta ve bu menkıbenin mesajının yoğunluğunu arttırmaktadır. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağlığınıza sağlık. Aşkı niyazlarımızı lütfen kabul buyurunuz efendim. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Son konuşmacımız Talip Turgul Bey. Sarı Saltık'ın tarihi ve menkıbevi hayatı konulu bildirisini sunacaklar.